Merhaba hayvansever dostlar. Bugün Kocaeli'de Ali Soyer abimizin yanındayız. Eski Kanarya Sevenler Dernek Başkanı. Ali abimiz bize üretimhane diye mi geçiyor? Evet, üretimhane. Üretimhane diye geçiyor. Burada bize kuşları tanıtacak, kanaryaları tanıtacak, ötücü kuşları. Bilgi verecek bize. Evet. Şimdi Ali abiyle sizi baş başa bırakıyorum. Ali abiye soracağımız sorular var. Bize kuşları tanıtacak. Videomuza başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce Hatay İskenderun'dan Abdülkadir Efe Türk kardeşime selam gönderiyoruz. Kendisi 11 yaşında. Selamlar bizden de. Evet, Ali abimize selamı nasip oldu. Abdülkadir kardeşimize. Abdülkadir kardeşimize, Efe Türk kardeşimize beni Hatay'dan İskenderun'dan aradı. Ona buradan selam gönderiyoruz Kocaeli'nden. Ve videomuza başlıyoruz. Ali abi, kaç senedir Kanarya besliyorsun? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Siz de bir kardeşim hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Ben de teşekkür ederim. Gelip burada bu emeği verdiğin için. Ben 30 yıldır Kanarya besliyorum. Daha evveliyatı güvercin de besledim yıllarca. Bir yıl evvelsine kadar da güvercinlerim de vardı. Bu 30 yıldır kanaryacılığı yaparken tek hedefim vardı. Bir hobi olarak, maddi bir şey gözetmeden... Hobi olarak yapmak, bu kanaryayı sevenlere yardımcı olmak. Dolayısıyla biliyorsunuz kötü alışkanlıkları olan gençlerimiz var. Bunlardan birkaçını biz kurtardık bu kötü alışkanlıkla bu kanarya sayesinde. Ben buradan hediye ediyorum, gönderiyoruz. Çok fazla bir şeyde beklentimiz olmadığı için. Sırf onlar bunlarla meşgul olurken bu kötü alışkanlıklarından kurtulsunlar, kahve hayatını bıraksınlar gibi yani. Bu amaçtan başladım. 30 yılda da yapıyorum. Bu 30 yılın 8 yılını Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı olarak yaptım. Bunda da öyle küçük bir de dernek değildir. Yaklaşık şu anda 600'e yakın üyesi var. 600'e yakın üretici var İzmir'de, Kocaeli'de kayıtlı olarak. Aynı zamanda biz federasyona üyeyiz. Federeyiz dernek bazında. Federasyonun yapmış olduğu yarışmalara, tüm amaç zaten bu. Bu yarışmalara yarışma vasıflı kuşlar yetiştirebilmek. Şurayı Birol kardeşim bir gösterirse. Maşallah. Bizim amacımız bu işte. Buraya bir tane daha madalya, bir tane daha kupa koyabilmek. Tek derdimiz bu. Yoksa maddi herhangi bir şey gözettiğimizden yok değil. Abi. Ali abi, evet. Zaten kiloyla satsan zengin olursun abi, maşallah ya. Birolcuğum, bunların bu kadar çok olduğuna bakmayın. Bir yarışmaya 600-700 tane kuş geliyor, 3 tanesi derece alıyor. Diğerleri eleniyor. Yani 700 kuş içinden... İçinde 3 kuş derece yapıyor şu anda, evet. Federasyonun yarışmalarında. Tabii bunlar dalına göre de ayrılıyor kendi aralarında. Bizim bu kadar çok olmasının nedeni, biz biraz vasıflı kuşlar üretiyoruz. Üst düzey kuşlar üretiyoruz. Götürdüğümüz kuşlarımız derece yapıyor. Yani... Çok büyük emek var burada. Demek istediğim, evet, bu. 30 yılın emeği var. Hep böyle iyisini bırakarak eleye buraya kadar getirdik inşallah. Şimdi arkadaşlar kuşları da görecekler. Evet. Hep beraber tanıtacağım da. Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk önce ben, cinsleri tanıt istersen. Ben Yorkshire ırkı kanarya besliyorum. Yani Yorkshire diğer ırklarda da var ama amaç Yorkshire ırkını yetiştirip bunu yarıştırmak. Ağırlığım bu dalda. Göstersen istersen kuşları, ben sana bunun kuşların özelliklerini sayayım. Mesela bu kuş ahraç dediğimiz renginden dolayı. Şimdi kanaryalar rengine göre dallara ayrılır, o dallarda yarışır. Yani bu kuş ahraç, dolayısıyla hani alacalı. Bir de şunu göster. Mesela bu düz sarı, bu ikisi aynı dalda yarışmaz. Anladım. Bu sarılarda yarışır, bu ahraçlarda yarışır. Beyazlar var, orada biraz sonra göstereceksin. Beyazlar kendi beyazlar beraber yarışır. Evet. Yani rengine göre dal dal ayrılır bu kuşlar. Yarışmalarda da hakemlerimiz bunlara göre değerlendirir. Bu kuşun değerlendirmesi fiziki olarak. Ötünle bir ilgisi yok. Anladım. Ötün kuşu ayrı bir dal. Bu fiziki güzellik dediğimiz, Yorkshire'de her daldaki kuşta aranan vasıflar var. Mesela Yorkshire'da kafa yapısı, tüy yapısı, bacak yapısı, duruş pozisyonu. Bunlar ne kadar güzel olursa, bir kuş üzerinde ne kadar çok toplamışsa puanı ona göre artıyor. Ona göre değerlendiriyor. Birinci, ikinci, üçüncü belli olur. Madalyalı kuş var mı abi bu elinde şu anda? İşte demin göstermiş olduğum madalyaların çoğu bu kuşlardan, evet, aldılar. Benden ilgisi yok, kuşlar alıyor madalyaları, evet, zaten. Evet. Mesela bir göstereyim, geldim. Bu kuş geçen senenin Türkiye şampiyonu. Türkiye şampiyonu. Türkiye 1. Yani Türkiye'de bundan daha güzel bir kuş yok. Yorkshire. Yorkshire. Türkiye 1 bu. Geçen sene. Şu anda tüyde kuşlar
Çok daha güzel vasıflı olacak bunlar yaklaşık 15-20 gün sonra. Şu anda daha tüylerini izliyorlar ama bu kuş mesela Yorkshire'ın üst düzey bir kuş. Evet, Türkiye şampiyonu. Evet, bu da bir evvelsi sene, onun zaten aynı soyunda, bir evvelsi sene Türkiye ikincisi. Genelde böyle bu kuşlar yarışmalarda derece yapanları kendimize domuzluk olarak evet. ayırıyoruz. Yani soyunun en güzel örnekleri. Aynen öyle, evet. Aynen öyle. Bunlar işte kendimize ayırdığımız domuzluklar, anneler, babalar. Biraz sonra da yavrulara geçeceğiz. Bunlar geçtiğimiz sene derken yine bu yıl içinde ama biz sezon geçince geçtiğimiz sene diyoruz. Mart ayında yaşatıyoruz. Ağustos ayının sonuna kadar burada eşte kalıyor kuşlar. Zaten kanarya o dönemde eş yapar. O dönemde ne yavru aldınız. Güvercin gibi yıl boyunca çalışmaz. Evet. Sadece o dönemde yavru ne kadar alabilirseniz o kadar çalışır. Bunlar işte Mart'ta eşe atıp onlardan yavru aldınız. Ağustos ayında da yavru sezonunu bitirdiğimiz kuşlar. Şimdi böyle gelelim yavrulara geçelim. Abi, Ali abi sözünü kestim. Şu çok dikkatimi çekti ya. Şu yeşil değil mi? Aha. O çok üst düzey bir kuş. Geçen sene bu da dereceli bir kuş. Biraz şimdi şeyden hürker onlar ışıktan ama evet, normalde yani çok çok üst düzey bir kuştur o. Yani Kanarya'dan anladığımdan değil ya. Ama duruşu şimdi bak. Yorkshire'de aranan bu zaten. Bak o ayakları, kafası, göğsü, Golden televizyonu, göğsünün çıkıntısına, evet. sırtı. Tam aranan Yorkshire bu. Abi asker gibi mi duruyor bunlar? Aynen öyle. 7'ye 5 kalırız biz ona. Evet. 7'ye 5 kalır gibi böyle duracak filan. İşte duruş pozisyonu o. Anladım. Bunun yanında tüy yapısı, kafa yapısı. Bunlar da aranan vasıflarla ise bu kuş derece yapıyor zaten. Bu kısımda bu seneki yavrularımız. O geçtiğimiz bölüm anne babaydı. Şimdi yavrulara geçtik. Bunlar yavrular. Renk renk gene. Kendi işlerinde beyazı var, ahracı var, yeşili var, düz sarısı var. Bunlar ahraç. Bunlar ahraç, evet. Siz eşleştirirken de yine renk renk mi eşleştiriyorsunuz abi? Şimdi biraz renge dikkat ediyoruz. Evet. Şöyle almak istediğin yavru ne renkse ona göre takımları eşliyorsun. Mesela sarı almak istiyorsan sarıyla sarıyı eşliyoruz. Ama ahraç almak istiyorsak sarı bir tarafı da yeşil olmak zorunda ki ahraç versin. Anladım. Biz tabii her dalda yarıştığımız için ona dikkat ederiz. Hangi renkte kuş almayı. Beyaz yavru almak istiyorsan beyaz bir anneyle sarı bir babayı eşlemek zorundasın. Anladım. Beyazdan beyaz eşleşmiyor. Yavru ölümler oluyor yumurta içinde. Çünkü beyaz hatadır. Dünyanın her yerinde olan şey hayvanlarda beyaz hata, pigment hatasıdır. Beyazdan beyazı vurduğun zaman iki tane hata bir araya geldiği için yavru ölümler oluyor. Yani kan uyuşmazlığı mı aynen oluyor? Öyle, aynen albino öyle. Diye mi geçiyor onlar? Albino bunlar zaten albino. Beyazlar. Beyazlar albino. Aynen ama iki albinoyu birbirine vuramıyorsun. Anladım. Burası yarışmaya hazır gene yavru. Yarışma kafesleri. Bu standart şuradan gel önden çek istersen. Bu Yorkshire'in yarışma kafesidir. Dünyanın her yerinde bu kafeste yarışır. Bu standart yani. Standart. Evet. Yani bu İzmir'e de gitseniz aynı kafeste yarışacaksınız. Afyon'a da, Belçika'ya da, İngiltere'ye de. Bu kafes standart kafestir. Yorkshire yarışma kafesi dediği zaman bu kafeste yarışmak zorunda. Anladım. Başka bir kafes yok. Bir de bunların ölçülerinin hepsi aynı olması lazım çünkü hak geçmeyecek. Mesela şu kuşu daha ufak bir kafese koyarsanız daha iyi gözükür. Ama hepsi aynı kafeste olduğu zaman dolayısıyla formatları çıkıyor. Anladım. Hakları. Yani eşitlik. Eşitlik. Anladım. Evet. Bunlar yarışmaya hazırladığımız. Maşallah. Bu sene var en güzel yavrularımız evet. diyelim. Maşallah. Şunun duruşuna bak. Evet arkadaşlar. İşte yani. Zaten yani ben Kanarya'dan anlamıyorum ama duruşlarıyla, evet, göğüs yapılarıyla. Yeşil çok güzel durur. Bu şimdi bu seneki doğan en güzel yavrumuz bu. Bu dolayısıyla zaten Yorkshire'ci arkadaşlar anlar bunu. Bu aranan istediğimiz vasıflı kuşlar da böyle olacak. Özelliği anladım, bu. Anladım. Burası bakıcılarımız. Güvercinle de bakıcı vardır biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla biz bunları da eşe atıyoruz. Yorkshire'in yumurtasını bunun altına bunun yumurtasını atıyoruz veya isteyen arkadaşlarımıza veriyoruz dolu yumurtayı.
Dolayısıyla bunlar kendi yavruları diye yok şey yavrularına bakıyorlar. Anladım. Bunların cinsi ne Ali abi? Bunlar şurası kırma. Yani yerli kırma diye tabir ettiğimiz. Arkasında da gene cins kuşlar var. Irk kuşları. Bunlar bakıcı kümesi. Bakıcı kümesi burası. Komple bunlar bakıcı olarak baktığımız kuşlar. İşte bu yavruları bunlar bile büyütüyor. Büyütüyor değil mi? Zaten komik tarafı ne biliyor musunuz? Bu anne babanın tümü tamamı bu kadar büyüyor. Fakat Yorkshire bunun yaklaşık 2,5-3 misli. Yavru oluyor ya. Yavru böyle mama istemeye geliyor. Anne bu kadar, yavru bu kadar. Dolayısıyla anne korkuyor, kaçıyor, yere geliyor yani. O kadar komik durumlar yaşıyoruz biz bunu. Yani şimdi bu bakıcılar bu iri Yorkshire yavrularını sonuna kadar büyütüyor mu? Büyütüyor. Ama çok fazla koymuyoruz altlarına. Yani tabii ki bunların kursak yapıları daha ufak olduğu için. Evet. Mesela öyle 4 tane 5 tane yavru bırakmıyoruz. 2 ya da 3 yavru bırakıyoruz. Kendi yavrusundan 5-6 tane büyüttüğü zaman biz 2 tane Yorkshire bıraktık mı onu rahat büyütüyor. Ama 4-5 tane bırakırsanız öldürüyor. Yoruyor. Yetiştiremiyor, öldürüyor. Anladım. Bakıcı grubu bunlar. Burada da gene bakıcı grubumuz var. Şu anda tabii mevsim itibariyle dinlenmedeler kuşlar. Dinlenmedeler. Evet. Şimdi bunlar yavrudan çıktılar. Yavruları büyüttüler. Ondan sonra tüye girdiler Eylül ayında. Şimdi tüylerini döktüler. Yeni yeni tüy çıkarıyor. Yani bunların nefiyat dönemi. Anladım. Dinlenme dönemleri. Dinlenmek anladım. Zorunda bunlar. Aslında ışıkları bu kadar yakmıyorum ben. Sen geleceksin, çekim yapacağız evet. diye yaktım. Hafif loş iş yerde böyle daha iyi oluyor. Hiç anladım. Hareket etmez bunlar. Böyle dinlenirler. Bu da ne zamana kadar? Şubat ayına kadar. Anladım. Burası kırmızı beyaz av mozaik dediğimiz kuşlar. Bunlar da bir ırktır kendi arasında. Bunlar mesela kırmızı beyaz renk boyası veriyoruz. Bunlar renkleniyorlar böyle. Ben bunlara da bakacağım. Yem olarak mı? Efendim? Kırmızı beyaz. Mamaya böyle bir Avrupa'dan gelme boyamız var. Onu karıştırıyoruz. Onu yedikleri zaman bu boyalı tüyler boyalı çıkıyor. Anladım. Bu da yarışma kategorisinde olan kuşlardan. Evet. Bu da kendi dalında yarışan kuş. Ama biz bunları yarışma formatlı yap. Ben bunları bakıcı kullanıyorum. Anladım. Bazı arkadaşlar tabii bunların daha formatları yüksek olanları anladım. Yarışma amaçlı yapıyorlar, yarıştırıyorlar ve onların da kendi dallarında yarışmalarda madalya alıyor, kupa alıyor. Anladım. Yani bu da yarışmacı kuşlardan. Aynen. Bu da öyle. Bu da kırmızısı onun. O kırmızı beyazdı. Fark ettiyse evet. arkadaşlar alacalı kırmızılı evet. beyazı. Bunlar düz kırmızı. Bunlar da kendi aralarında bir ırktır. Yani bunları eşlerken biz kırmızıyla kırmızıyı kırmızı beyazdan kırmızı beyaza eşliyoruz. Kırmıyoruz hiç kuşları. Mesela şu gayet güzel boya almış bir kırmızı. Evet, bazılarının yani kırmızılıkları gerçekten çok acı. Mesela şöyle elime alayım arkadaşlar yakından görsün. Mükemmel bir boya almış kırmızı bir kuş bu. Flash biraz şey yapıyor ama güzel. Evet. Bir saniye Ali abi. Tamam. Tamam abi. Evet. Yani bunlar da özellikli kuşlardı. Ama ben de bakıcı olarak kullanıyorum bunları da. Hem kendilerini üretiyorum, hem de bakıcı mesela boşta kaldı mı kendi yumurtasını bırakıyorum altına, kendi yavrusunu büyütüyor, seneye bakıcı oluyor bana. Bu kümeste, bu üretimhanede toplamda kaç tane kuş var abi şu anda? Şu anda 1300 civarı kuş var. Tabii sattık bir kısmını filan. Ama burada 2500 kuş olduğu zamanlar var. Yani buranın kapasitesi 2500 mü? 2500 kuş oluyor burada. Evet. Fakat tabii metrekareyle ilgili bu olay. 2500 biraz da fazla geldi. Bir sene yaptık 2500 tane. Biraz fazla geldi. İçerideki oksijen miktarı azaldı. Anladım. Aklım biraz sıkıntı yarattı. Hemen sattık filan verdik arkadaşlara. Yani ortalama burası 2000 civarı net. Bunlar gene bu seneki yavrular. Burası. Bunlar galiba yarışmaya hazırlanıyorlar şu anda. Evet. Öyle mi? Bunların yani? Şimdi şöyle. Bütün yavruyu biz buraya alıyoruz. Gözlere koyuyoruz. Bunların içinde yarışmada derece yapabilecek. Formatları yüksek. Yani aranan vasıfları üzerinde toplamış olanlarını yarışma kafeslerine alıyoruz. Şimdi bu yarışma kafesinde bu kuşlar en az bir ay burada bakmak zorundayız. Neden dersiniz? Ben şurada hiç yarışma kafesine girmemiş bir kuşu alıp yarışma kafesine koyduğum zaman ürküyor. Çünkü doğmuş büyümüş bu gözde. Oraya geldiği zaman bir şaşırıyor. Hemen formatını göstermiyor. Dağıtıyor kendini. Tedatlıyor filan. Ama burada bir süre baktığınız zaman bu kafese alışıyor. İşte bak böyle elinizi bile götürdüğünüz zaman hiç kaçmıyor.
Ama evet, ilk koyduğumuz zaman bu çarpıyor. Alışması yani. İçin. Alışması için bu kafeste bakmak. Ali abi burada şu anda biraz önce bir videonun başında birinci kuşumuzu gösterdik geçen evet, sene. Evet. Mesela onun piyasa değeri nedir yani? Şimdi bu hastalık meselesi. Mesela öyle bir kuş yaklaşık 3000-4000 lira civarlarına da gider. Ama siz satmıyorum dersiniz. Birisi ki illaki lazım, ben bunu 10.000 lira veriyorum der. Öyle durumlar da yaşadık biz, yaşıyoruz da. Bu arz talep meselesi. Ama mesela Türkiye şampiyonu olmuş bir kuşun değeri tahminim 3-4-5 civarları gider. Anladım. Normal değeri o ama ben satmıyorum. Mesela ben bir kuşumu satmıyorum diye ısrar ettim. 15.000 liraya kadar çıktılar ve vermedim o kuşu. 15.000 sana da öldü. Nazar değdi kuşa. Hadi be. Vallahi bak, 15.000 liraya kadar adam yalvarıyor, sen fiyat söyle diyor. Ama zaten öyledir değil mi? Ama o zaten üst düzey bir kuş. Yok yok, şey diyorum yani, göz kalma diye bir şey var değil mi abi? Aynen öyle. Var. Ya 15 gün o kadar sağlıklı, zaten bu işi yapanlar bilir kuşun rahatsızlığı olup olmayacağını. O kadar sağlıklı bir kuşu getirip buraya ertesi gün hastalanmaya başladı. İlaç milaç kurtarma, 15 gün gitti öyle hastalık, sonra öldü. Yani böyle durumlar da oluyor. Anladım. Ama bu üretim sonuçta sıkıntılı bir şey. Canlıyla uğraşmak zor. Evet. Bu sadece Kanarya'da değil. Köpek bile beslersiniz çok zor. Efendim tavuk beslersiniz, zorluğu vardır. Canlıyla uğraşmak gerçekten zor. Evet. Köpeğimi çektiniz. Köpeği işte aklımda biraz önce vardı. Onu da görelim. Hayvansever dostlara onu da gösterelim. Yani. Kızım. Maya. Maya. Nerede o? Maya gelsin burada, burada geliyor bak. Orada çok güzel. Hadi hadi güzel kızım gel. Ay Maya çekti de sen de çıktın videoya. Isırması yok değil mi? Yok yok, hmm, çok şeydir bu. Seveceğim bir şeydir. Hadi aslında Maya ayrı başlı başına bir video konu. Bak. Evet. Ali abi beni çeker misin Maya'dan? Evet. Şöyle kenarlarını tutarak. Tabii. Maya dişi misin sen? Maya dişi galiba. Dişi evet. Yavruları sen oldu bunun geçen sen sene. Sen ne tatlı bir şeysin. Sen ne tatlı bir şeysin ha? Sen ne tatlı bir şeysin ha? Öyle saatlerce sev beni diye bekler orada. Sevdirin bu şey. Saatlerce. İşte sen ona bu... bir şey yapar mı? Yok 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 yok. Bu bayılır daha çok. Ya, bir tek suratını yalar yani söyleyeyim. Bak böyle. Çok bayılır bayılır. Sevsin beni insanlar kaç diye. Kaç yaşında Maya? 2,5 yaşında. 2,5 yaşında bir anne değil mi? Anne evet. Yavruları vardı verdim. Maya sen ne tatlı bir şeymişsin sen böyle ya. Hadi öpeceğim mi? Hadi bir dil at hadi. Hadi bir at bakayım. Hani kızım? Hani benim güzelim? Hadi. Tatlım? Sen de mi videoya çıkıyorsun? Sen de meşhur oldun Maya? Ya bunlar insan dostu, can dostu bunlar valla. Bu hayvanı sever, ben hep söylerim. Bir insanın içinde hayvan sevgisi varsa insanları da sever zaten. Şimdi o konuyla alakalı senden küçük bir soru soracağım. Acaba. Tamam, tamam. O konuyla alakalı senden bir yardım, senin bir bilgini danışacağım. Ali abi şimdi çocuk sahipleri, evet, babalar, yani ebeveynler diyelim. İşte çocuklarına diyorlar ki güvercin beslemeyin, güvercinin hırsızı var. Evet. Yok işte yani iyi bakmıyorlar veya herhangi bir hayvan sevgisine. Çocuk ölüyor, köpek bakacağım, evet, köpek besleyeceğim, evet, diye izin vermiyorlar. Bu konu hakkında ne demek istersin abi? Aa, bu kesinlikle benim bana göre çok yanlış bir şey. Çünkü bir çocuk kişiliğini bulması için eğer ona bir hayvan hediye ederseniz ama bu insanların olan imkanlarıyla ilgili. Mesela hiç imkanınız yoktur. Bir dairede oturuyorsunuzdur. Ben de hayvan ona da var. Bir muhabbet alırsınız. O muhabbeti o kuş besle, ona sorumluluk veriyorsunuz o çocuğa. O çocuğun ilerideki yaşında yetişmesi için gerekli olan şeyleri veriyorsunuz. Ona diyeceksin ki bu kuşu sana aldım ama bunun sorumluluğu sende. Yemini, suyunu sen vereceksin. Bu bir sorumluluktur. Sorumluluk projesidir daha doğrusu. Evet. Ve bu çocuk orada o kuşa baktığı zaman kendini mutlu hisseder, güvenli hisseder. Hatta bunu okulda da öğrenemez değil mi Ali abi? Kesinlikle yok ki zaten. Okullarda hayvan yasak. Yani evet, bunu siz evde anne babalar vereceksiniz, aşılayacaksınız çocuklarınıza. Dediğim gibi bu imkan, hiç imkan olmayan. Evde bir tane yem dökülüyor diyor mesela anne babalar kıza. Tülü var bunun. Koyarsınız tülünü kafesin etrafına ama o çocuğun geleceği için çok şey vermiş olursunuz. Evet.
Bu imkanınız vardır, bahçeniz vardır, köpek verisi. Ki demin gördüğünüz Maya işte ne kadar insan sevgisi var. Abi yemin ederim üstümdeki enerjiyi aldı götürdü. Yani he, işte bunu oğlu, çocuğunuza verebilmek, oğlunuz olsun kızınız olsun verebilmek çok büyük bir şey. Keşke herkes bunu yapabilse ama anne babada hayvan sevgisi olmayınca çocuğuna nasıl verecek? Evet. Bu önemli. O da bir ayrı konu. He, ama mesela bazı anne babalar hiç hayvanların ilgisi yok. Sevmiyor veyahut da işte ilgilenmiyor. Ama çocuğunda var bu sevgi. Buna dört elle sarılması lazım. Bu bir güzel bir olay diye. Abi zaten gerçek hayatta da şahit oluyor. Şimdi güvercin bakmak istiyor çocuk. İzin vermiyorlar. Başı belaya giriyor. Uyuşturucu evet. maddeye düşüyor. Evet. Kötü alışkanlıklar elde ediniyor. Diye. Kötü arkadaşlar evet. elde ediniyor. Evet. Yani bunu zaten gerçek hayatta görüyoruz ama bunu bir türlü çocukların babalarına, ailelerine biz anlatamıyoruz. Evet. Bu büyük bir sıkıntı. Ali abicim, kümesinle alakalı üretim yerine bize kapısını bize açtın. Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Her zaman. Allah bizim razı olsun. Sizin yeriniz var. Eklemek istediğim bir şey var mı abim? Sağ ol. Dediğim gibi herkese çok teşekkür ediyorum bu videoyu seyrettikleri için. Seyretme şeyine katlandıkları için. Açıklama kısmına telefonunu yazsam izin verir misin? Tabii ki, tabii ki yazabilirsin. Burada da ben İzmit merkezde oturuyorum. Bu videoyu seyredip gelen arkadaşlara elimden geldiği kadar da yardımcı olurum. Abicim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasın.